Maalesef Konya Spor e, bizi üzdü sevgili seyirciler. İlk maç 1-1'di. Rovanşı 4-2 kaybettik. Temsilcimiz avlu attı. Şu sıralarda Başakşehir'le Bire Dabrik karşı karşıya geliyor ve 1-0 öndeyiz. E, i̇lk maçı da 3-1 kazanmıştık. Tura biz yakınız. Onu da ifade edelim. Bu akşam e, bir takımımız yükseldi. Bir takımımız maalesef veda etti. Konya Spor'a ligde artık başarılar. Ziraat Türkiye Kupası'na başarılar dileyelim. Başlayalım şimdi tabii Konya'dan da canlı röportajlar maç sonu röportajlar ekran'a yansıyacak sevgili seyircilerimiz oradaki atmosferi de alacağız. Şöyle bir toparlama rica edeyim hem Mahmut abi denem Gürcan Bilgiç'ten Gürcan abi Mahmut abi zaten Fenerbahçe belliydi yani 3-0'dan sonra deplasmanda da kazanmasını bekliyorduk ama sanki biraz da ligi düşünen bir Cesus vardı 11'e baktığımızda. Konya açıkçası bizi çok şok etti. Hiç beklemiyorduk böyle bir sonuç. Ve turu da geçeceğiz dedik yani seyircimizin önünde. Olmadı. Başakşehir malum zaten önde götürüyor maçı. Hani biz de Başakşehir tur atladı diyelim ama son düdüğü duymadan da erken konuşmamak lazım. Dakika da 56. Başakşehir maçı birden fazla gider zaten şu anda birisi ama Konya'ya gelince işte Avrupa tecrübesi hocanın Avrupa tecrübesizliği rakiplerin size geldiği zaman nasıl kontratak oynayacağını çözememeniz futbol yürü hücum baldır küldür de olmuyor biraz yani. da rakibin kontrataklarında ne şekilde çıkacaklarını onları sezmeniz lazım önce bir bekleyeceksiniz siz bir garanti alacaksınız rakibi üzerinize çekin Avrupa ile oynuyorsunuz ne olursa olsun ister takımın ismi X takım olsun Biraz da siz bazı şeylerde önlemlerinizi almanız lazım. Yani futbolun belli bir açlı bir kuralları vardır. Biraz da işte böyle çift ayaklı maçlarda orada bir birlik sonuç hepimizi tabii sevindirdi. Fakat adamlar seni hiç süzmüşler. Ne zaman nasıl çıkacaklarını, nerede çıkacakları çok yakalanır mısın abi? Üç kişi geliyorlar, çok, tek kişisin. yani. Çok kötü böyle, kontra edik ya. Böyle, ama böyle Hocam. bir oyun düzeni yok. Onun için burada tecrübe işte hep ön planlarda oluyor. Sevgili kardeşlerimiz, hoca hocalarımız. Bugün mesela gündüz Pro 15-18'de Levent Tuzama dinledim, kulak verdim. Levent abi dedi ki. Vaduz tehlikeli. Ben ilk maçı izledim dedi. Konya arkaya. Arkaya çok sarkan bir takım dedi. Dikkat etmesi lazım bak dediği birebir çıktı. Yani işte e, siz de bunu çözeceksiniz. Siz sadece her şeyinle topumla tüfeğimle gittiğiniz zaman Avrupa'da olmuyor. Türkiye'de belki yapabiliyorsunuz onlar ama Avrupa'da olmuyor. İşte en Aynen ismi öyle. duyulmayan bir takım gelip size ilk başta pat 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 inip kalenize golleri sıralıyor. Yani biraz da futbol tecrübesi, oyun tecrübesi ve Avrupa tecrübesi bu bakımlardan çok önemli. İyi bir ders olur. Ee, hocaya da ama yazık oldu. Yalnız bir de sahaya değineceğiz. Zemin de Onu çok da kötü. Onu konuşuruz Gürcan abi ben Mahmut abi'den farklı düşünüyorum. Ben Elan Hoca'ya hiç bağlamıyorum bu maçı. Ben i̇lk, e, ilk... genel konuştum. Tabii, tabii. Oyunun yani, genelini çözmek lazım. İlk ilk, ilk, ilk maçı da bağlamazdım. Yani eee 9 kurtarış var. Kaleci kurtarışı var. Ee, işte, rakibin yani 6 pastan golü kaçırdığı pozisyonun arkasından 3. golü yedi. Yani 2-2 yapacakken Konya Spor 3-1 yenik duruma düştü. Bir, bir kontra taktı. Yani Vaduz Vadus takımı dediğimiz zaman İsviçre 2. ligi takımı. Mahmut abi. Evet evet. Yani küme düşmüştü. Liechtenstein'in. Küme düşmüşler. Liechtenstein, Lie Liechtenstein devletinin tek takım olduğu için küme de, düş de düşseler 18. de bitirseler Avru Avrupa'ya giden, giden bir takım. Yani böyle böyle bir takımı teknik direktörsüz bile yeneceksin. Çıkacaksın yeneceksin. Yani ilk 11 takım kaptan gelince kadar arkadaşlar ee, diyeceksin yani Konyaspor Spor ayarını, neyse. Ama ilk, ilk karşılaşmada bu, bu maçta da neler kaçtı neler. Yani hatırla e, ben çok konsantre seyredemedim. O yüzden e, kusura bakmayın. E, yanlış Biz yorumlar Ko Konya maçını izledik yani, izledik hocayla. Yani gözüm daha çok Fenerbahçe'nin üst, üstündeydi. Yeniden ikinci gol Geldi stoperin ayağından kaptı topu gitti gol attı. Yani üçüncü gol diyorum. ikinci gol. İki. Ee, i̇ki iki, iki biri yaptı zaman. Üç dakikada iki gol yiyorsun. Ve Mahmut abinin dediği gibi. Yani bir bir biten maçı da bir sıfır yakalamasın. Penaltıdan yaptım bir sıfırı. Yani tur. Avantaj sende. E, tabi tur sonucunda e, cebine koydun. Ama o kadar basit. E, o kadar o. acemice. Yani doğru kelimeler seç Seçmeye çalışıyorum. Ee, hatalar yaptılar ki Konya defans oyuncuları da, ön taraf oyuncuları da. Neler kaçtı neler dediğim, dediğimiz e, maçta. Ben çıkıp e, İlhan Polut'u yanlış taktıklar da şöyle oldu arkayı boş bu demem abi. Diyemem yani. Haksızlık, Sevgili Gürcan. Haksızlık göreceğim. olur İlhan Polut'a. Üçünün öbür tarafında yüzde yüz haklısın. Yani bu zemin Konya bence ilk yarısına e, soğan doğradı yani kendi sahasındaki maçları yani belki ikinci yere toparlar. Milli takım arası şu, e, Dünya, Dünya şampiyonası arası belki e, düzelttiler ama Kasım, Kasım ayına kadar yani o zamana kadar oynanacak 14 maç vardı. 13, biri oynandı. Kaldı geriye 13 maç Konyaspor e, Konya Spor için. işte 6'sı kendi sahasında olsa veya 7'si e, e, çok zor gidecek. Çünkü pas takımı. Konya Spor ne dersek diyelim. Mü, tamam mücadele eden bir takımdan ziyade oynayan oynamak isteyen bir pas takımı yani böyle bir zemin. Mesela ilk maçta tabii ilk maçta zemin böyle değildi bak Batı maçı. Tabii. Orası tabii. Tıkır tıkır top oynadı. 10 kişi kaldılar kazandı. Tabii. İlk maçı hatırla Batı maçı. Ben anlattım maçı. Tabii 10 kişi kaldılar yani. Şimdi e, Ankara gücü maçı da. Tabii diyorsun. bahane değil zemin de. Hiçbir Yürçen şekilde abi. Vardı. Ankara gücü maçı da e, epi bir sıkıntı yaşadılar. Doğru. maçında da. Doğru. Yani, Ama şimdi yani... şöyle ben şunu anlatırken hoca ile ilgili de. Hoca şunu süzebilirsiniz. Dışarıdasınız, oyunu 1 sıfırı yakalamışsınız. Oyunun nereye gideceğini düşünerek, biraz bekleyerek biz bazı yerlerde e, yani kendimizi futbolu ofansif evet futbol ofansif oyundu, gol tam aşağı oyundu ama bazı yerlerde de siz ya yani lig maçı oynamıyorsunuz. Ama Mahmut abi bak öyle değil mi? Şimdi hazırladığın takımı sen de hocalık yaptın. Evet. 17 pozisyona girmiş takım. Hocanın, hoca yapmış görevini yani. Şimdi ben şunu demek istiyorum. Yani takımını 17 pozisyona sokmuş. O taktiği, o işte e, antrenmanı, o verdimiş. Yani bu, Bundan sonrası artık bu futbolcunun elinde Bakın, olan bir şey yani. Çok da pozisyona şurada, Evet, Şurada, şurada kaybetmeyeceksiniz. O, oyunu şurada kaybettiniz siz. Orta sana çok ilerisinde kurmaya çalıştınız. İşte esas, esas kaybettiğiniz yer orası biraz daha bekleyip rakibi ikiyi bulsanız zaten darmadağın olacak. Zaten onun peşine düştü. Ama ilk önce bekleyin. Beklemeden siz bu işleri yaparsanız işte böyle geliyor. Hiç ummadığınız bir takım sizi. Ha bunlar hep tecrübedir. Konya Spor için de tecrübe, bizler için de tecrübe, hocalar için de tecrübe. Bazı bir yerlerde artık onu sunmanız gerekiyor. Yani İlla ben ikiyi bulayım. Tamam ikiyi bul da çek rakibi biraz. 60'da atsan iki. Rakip ondan sonra dar mı? Zaten senin üzerine fazla gelme. Belli etti seni. Kapatacak kontrata çıkacak ve o nitekim de o tarzda. Tabii bu futbolda ferdi hatalar da var. Bunlara kimse bir şey demiyor. Ha biraz ama e, rakibinizin de e, ana oyun prensiplerini Abi de şey oluyor. Süzmek üç, gerekiyor. 3 dakikada 2 gol etti. O, o, biraz takım yani abi. psikolojik olarak. 28'de 1-1, 31'de 2-1. Sen orada neler kaçırdın? Bir, sen zor bir gol attın. Tabii 1-1 olduğunda bile problem yok. Ama o ikinci gol çok moral yıkıcı oldu. Bir kere e, üst üste geldi goller. O bir darbe oldu. Bence seyirciye de darbe oldu. Ne oluyor dedi sana. Çok büyük bir hata sonucu geldi. Ee, Stoper kimdi kaptıran? 4 numara mıydı? Uğurcan mı kaptırdı? Uğurcan, Uğurcan kaptırdı. Ya. Herhalde, herhalde. herhalde. Yani e, asist yaptı resmen. Yani e, Aa, tek... böyle, böyle saçma goller değinmez bir süperlik takımı ya. İşte İnanılır gibi de değil yani. Çok dedim ya Gürcan. Yani 65'e 35 ya fark abi 17 şu toplam şu 17 Bak, on, 17 pozisyon var yani şimdi tabi şeyler e, Jesus Şeyden konuşuyormuş falan. abi George Jesus kolay değil yani burada elenmiş bir takımın çünkü Konya şehri çok büyük futbolu çok seven bir şehir köklü bir takım şehir takımları arasında i̇şte Bursa Spor Konya Eskişehir Say sayı bitmez çok var ee, bu takımlar Avrupa'da bir takımı geçelim. Diye hep beklerler her sene başı. Ya tabii yani şehir için önemli bir heyecan. Geçen sene Konyaspor e, iki lig kovalıyordu. Yani tam e, Fenerbahçe'nin o performansı olmasa belki şampiyonlar... Görcen abi iki tane de önemli stoperinde kaybetti i̇ki bu takım. Değil, bak, bak. Bir tanesi Allah rahmet eylesin Çalık. Diğeri Bardakçı. Bak iki değil. Sağbek'e gitti. Sağbek gitti. Serdar gitti. Devrede. Sağ ön. Başakşehir'e gitti. Başakşehir'e gitti devrede. Dört. Bir oyuncusu daha gitti. Bu sene. Bir tane daha ilk on bir oyuncusu. Bunlar, bu Bu maç için mi yani. konuşuyoruz? Yok yok genelini söylüyoruz. Yani. Ama 3 ay gittiyse onun hazırlığını yapacaksın. Ama hocam bunlar takım, argument değil takım, yani. Takım, takım 11'inden 5 oyuncu kaybetti. Ama fark etmez. Ona göre de sen bunların tamamlayıcısın. Avrupa'ya gideceksin. Daha üstünü bulmak mecburiyetindesin. Gidenlerin hep biz üstünü bulmamız. Bu sadece Konya Spor için de Genelde konuşuyoruz. %100 %100. Ama yani, şimdi ben bunu ar argument olarak kabul etmem. Ben kabul etmiyorum. Abi Bak Konya'yı çok severim. Takımını severim. İlhan'ı zaten seviyorum hocam. Ama bir yerde açıklandınız. Ben de dediğim gibi bakın ben bu maça mazeret bulurum. Zemin bulurum. Futbolcuların beceriksizliğini vururum. Önde ve arkadaki oyuncuların. Yani e hoca doğru ama bir hafta önce gittiğimiz zaman şahane bir bize var. Yani eee Liechtenstein Vaduz'da oynadığın karşılaşmada. Onda son dakika kurtardın. Biliyorum zor zoruna bir gol atıldı son, o. ama son, şimdi bak son dakika göreceğim. Bir şey dedi ya bak senin dediğin gibi. Ee, rakibi küçümsemişler abi. Rakibi küçümsemişler. Yani ben kabul edemem diyorsun ya bu. Evet, edemiyorum da daha. Böyle, böyle abi. bir e, evet. rakibe evet. karşı elenmeyeyim. Onlar da çıkmışlar sayet. Nasıl olsa eleriz demişler. İlk maçtan derslerini almaları lazımdı. Gene o maçta çok goller kaçırdı. Evet. Ee, Konya takımı işte son dakikalarda o da ayağına çarptı gitti gol oldu ha. Bak bu arada. Belki, belki o da olmayacaktı yani. yani. Hüseyin Özkök yazmış. İsviçre ikincilik dördüncüsü geçen sene. Bu senede kupa galibiymiş abi. Baya bir sürpriz yapmış yani. Gürcan. Sevgili Gürcan. İsviçre kupasını alan takım. Tabi. Konfederasyon kupası mı oynuyor? Tabi. Evet. Nasıl oluyor bu iş? Onlar evet, statüsü işte abi, herhalde. Avrupa'ya tek takım. Yok, abi, kupa, kupa kontenjanından konferans ligi 2. eleme turundan katılıyormuş abi. Tersan yani kupa kazanan Şimdi, takım direkt UEFA Avrupa Ligi'ne gitmiyor mu? Ama işte o e, demek ya ki de puan elen. değil mi? Muhtemelen. Bakarız hemen abi. 1-0'ı yakalamışım. Bütün her şey senin lehine. Her şey ama. Bütün her her şey. şey senin lehine. Bütün. Onun için ben şunu anlatmak istiyorum. Bazı olaylarda e, frene basabilirsin. Rakip İkinci gelsin. eleme turundan katıldı. Direkt katılıyor. E, Kop eledi sonra buraya geldi. Yani e, benim anlatmak istediğim şu. Bunlar bakın hep tecrübe. Seneye böyle aynı bir şey olsa bu tarzda davranmazlar. Yani biraz da oyunu tutmak önemli. 1-0'a çıkmış abi. Rakibi biliyorsun orada da gördün. Gittin gittin kaçırdın. Adamlar bir tane geldiler zor yakaladılar. Abi çok haklısın. Ama dediğim gibi mesela Elan Hoca. Hep her şey teşrube. ben, Ben, ben bu maçla ilgili genel olarak konuşabiliriz. Doğru transferler yapılmıştır. Takım formda değildir. Şudur budur. Ama bu karşılaşma ile ilgili 17 pozisyona girilen bir, bir, bir karşılaşmada fatura teknik adamını dönen fatura futbolcularını dönen. Yani teknik adam değil. Bak, bakın. İ, İlan Hoca helal olsun. Sahaya çıkmış. Protesto edilmeye göz almış. Oyuncuların önüne de kalkan olmuş. Bu futbolcular bu hocanın kıymetini bilsin. Şimdi burada sırf e, hoca ile ilgili değil. Burada genel olarak oyunun Oyunun bir rolantileri vardır. Oyun gidişatında bak tek söylüyorum. bir sıfırı yakalamış. Her şey senin Abi 17'de 28 tane pozisyon yakala. Önemli de çek rakip abi. Niye sen kontratak yakalanıyorsun? Yani ki adamın oyuncağı başka bir şey yok. Başka bir oyun yok yani. Orada da hemen hemen aynısını oynadılar ilk maçta da. Hani bazı şeyleri işte dedim mi her şey tecrübe. Zamanla bunlar alışılacak. Türkiye Ligi'nde oynarsın gidersin, paldır küldür gidersin, yakalanırsın ki yakalanıyorsun lig maçlarında da. Bunların da önlemlerini almak gerekir. Ona göre oyunlar kurmak gerekir. Ben demiyorum ki İlhan şunu kötü yaptı şunu öyle ama demek ki bir yerde... diyebilirsin de canım. Yok diyebilirim ama bir yerde de oyunu oyunu tutmak önemli. şey şeyde katılıyorum sana Mahmut abi. Mesela Ankara gücü çok farklı kazanabilirdi. Herhalde. Yani e, lig maçında ciddi sinyalleri almış olmaları. Şimdi burada bir sıkıntı var. Geçen sezon biz Konya'yı hep övdük, Stajda övdük ettik. Bakalım bu sene yakalayabilecek mi? Ben hep temkinli yaklaşmaya baktım. Çünkü bir parlıyor bir bazı takımlarımız bir çıkıyorlar. Ondan sonra ertesi sezon bir bakıyorsun. Oho. Herkesin bahsettiği, Stajda bahsettiği hocası da takımı da yerlerde sürünüyor. Onun için bazı oyun kurgularını çok önemsemek, e, önemsemek lazım. Rakip kim olursa olsun. Avantaj sende. 60'ın 1 0'ı bekle rakip gelsin abi. Al topu git top gezdir. Hay derirse biz onu. Şu çek önüne at bir şeyi düzeltelim. Bu takım Niestenstein takımı. Evet Liechtenstein Liechtenstein takımı. kupasını aldı. Ligi olmadığı için İsviçre ikinci liginde oynuyor vadus Şimdi Neyse Liechtenstein temsilcisi olduğu için eee ülke de bu takımı gönderiyorum diye alıyor UEFA. Yani ikincilikte olmasının olmasın ya da kupayı almasından ziyade federasyon Vados'u bildiriyor UEFA'ya. Benim takımım şampiyonum neyse. Zaten Liechtenstein takım, şey milli takımı da öyle işte İsviçre'de oynayanlar da neden kadroları giremeyen oradan kuruldu kurulu bir takım. Geçmiş olsun söylenecek bir şey yok ama e, yani biz e, Konyaspor'u bu ele, ele, eğlenmesini ele, ben. Ben gerçek söylüyorum. Yani Aynı, burada abi. sevgili bestektaşımız hiç kızmasın. Al ee, bak bunlar niye hep bizim takımların başına geliyor? Fenerbahçe vardır eğlenir. Galatasaray Tromsi eğlenir. Beşiktaş ilk yarısını 3-0 bitirdi maçtan 3-3 beraberlik e, Bizim işte sıkıntılarımız var. Oyun kurgusunda yani ne, sıkıntılarımız niye var. Niye bizim bu takımlar? Mesela bir Yunan takımı yaşamıyor bunu. Bir İtalyan takımı yaşamıyor bunu. Onlar bu e, tarzda oyunları neydi, çok neydi, iyi biliyorlar. Bak başka bir takım yaşamıyor yaşamıyor bunu. Gürcan, Hep bir, bizim takımların biz, başına geliyor. Biz ne oyunu nasıl ta, e, kurguluyoruz biliyor musun? Hücum oyuncu. Yok abi öyle bir şey. Vatan sakarya millet. Yok öyle bir futbol. Şu şey gelmiş bir yayınlayalım onu. Daha sonra Konya. Slavatko fenerbahçe, fenerbahçe maçın özeti var. Başakşehir. Başakşehir bu arada bir gol daha buldu. 3-0 yaptık durumu.